Merhabalar. Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Bugün sera yapacağız. Bugün Çaygın'ımızdaki tarlamızda, hani Çaygın dediğimiz tarlamızda ufak bir parça vardı. Hatırlarsanız hani hasılla turşu yaptığım yerde ufak bir parça vardı. Burası İsmail dayımların diyordum. Oraya Çaygın'ı kuzenim Metin hasıl yaptı. Geçen videolarımızda görmüşsünüzdür. Biz o ufak parçaya bugün sera yapacağız. Seramızı inşa edeceğiz. Demirlerini, malzemelerini, her şeyini aldık. Şu an bazı malzemeleri önümde. Şimdi sıra sıra onları göstereceğim. İlk önce bir hafta önce, 2 hafta bile değil, bir hafta önce demirlerini almıştık. Kuzenime kelepçeli boru alırken ben de demirlerini almıştım. EF demirlerini. Onların kamyonetiyle beraber götürmüştük. Onlar şu an tarlada. EF demirleri tarlada. Sonrasında bir iki gün sonra da taban örtüsünü, üzerine geçecek olan naylonunu, klipslerini ve iplerini aldık. EF demirleri 8 metre. 3 tane demir aldım ben. Çok büyük yapmayacağım serayı. İleride büyütebilirim ama istersen büyütebilirim. Şu anlık 3 tane EF demir aldım. 5'e 4 olacak iç alanı. Hani öyle tahmin ediyorum. 5 metre en, 4 metre boyu olacak. EF demirleri 8 metre aldım. 6 metrelik de oluyor, 8 metrelik de oluyor. Galiba boruları 27'likmiş. Öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Onları aldık. 8 metrelik EF demirlerinden 3 tane aldık. Bu videoda kurulum videosu olacak. Hangi malzemeler aldık, nasıl yaptık, onları yapacağız. Bugün Hasan abiyle sanayiye de gideceğiz. Ekstra demirler alacağız. Bu demirler kapı yapmak için kullanacağız. Kapısını da yapacağız bugün. Hepsi bir videoda hallolmuş olacak. Hani hepsini size göstermiş, aktarmış olacağız. Bilmeyenler varsa bizim sayemizde öğrenmiş olacak. Ben de sonra sonra hani abilerimize, bilen yapan seracılarımıza sonra sonra bu işi bu şekilde öğrendim. Hatta bu taban örtüsünü falan markasına varasaya kadar bir tane sağ olsun Ufuk abimiz tavsiye etti. Ondan sonra naylonunu da o tavsiye etti. 8'lik burada var zaten. Ona göre ölçelim. Az kapısı geniş olsun. Kaç metre bu? Bu uzunluk aynı. Bu uzunluk. Bunların bazılarını çok yapmışlar da. He? Bu uzunlukta ya. Bunlar kaçlık bilmiyorum da. 7 metre herhalde. 1 metre olmuş. 7 metre. 8'lik hangisi ise işte ona göre ayarlarız. Arkadaki 8'lik. Şey, yere çakacaksın değil mi sen bunu kenarlarını? Az. Sokarız gene. Kalın demir var orada ya, onlarla kessen. Bunları çakarsın yani üstüne geçirebilirsin. Az yüksek olan daha iyi olur. Böyle aparat kaynatıldı. Sen bunu da borlar geçmesi için. Kaynatıldı. Var değil mi? Hı. Borlar da var. 2 metre. Ara boru. 2 metre az gibi geldi bana ama. Nasıl? 2 az değil mi abi? 2,5-3 olsa. Salla oğlum, bir şey olmaz. Aynı zaten yapmaz. Ondan sonra bir tane küçük 10 lira ver. Küçük o eski tam peçeler. Yani üstlük sen şey mi ya, kapı mı yapacak? Ha, kapı yapacak. Kapı için hani geleceğiz diyorduk abi. Ben onu 21'lik veririm. 23, bunlardan 3 metre kadar az bir şey kesersin, taşlarsın. 21'liği onun içine sokarsın. Ha. Şöyle kapı yaparsın. Kapı yapma işini bunlar bana, tamam mı? Tamam. Ama sen bir tane de kapı şey için, kapı için değerli bir kesme parça. Ne? Bunlar ha? Sürgü mü? Sürgü. Ya öyle parça değil mi? Yok, hayır. Bu da ben sıkamıyorum. Evet, kapı demirlerimizi de aldık. Şimdi taban örtüsüyle laylomları da bagaja koyayım. Serayı yarın yapacağız artık. Bir sonraki güne kaldı. Hasan abinin biraz işleri varmış. Ondan dolayı bugün yapamadık. Yarın sabahtan yapmaya başlayacağız. Ben bunları koyduktan sonra köye gideceğim.
Oradan sonra devam edeceğiz. Ertesi gün çekmeye devam ederim artık. Böyle ip aldık. Bu kapının naylonu. Bu da seranın naylonu. Evet, şimdi tarlamıza geldik. İkinci gündeyiz. Malzemeleri de aldık. Kaynak makinesini, spreyli. Hasan abi bunları da almış. Bunlarla galiba şey yapacağız. Demirleri bununla çakacağız. Yerini açacağız. Ondan sonra demirleri bu çukura oturtturacağız. Bunu açmış oldu çukura. Herhalde öyle anladım ben. Hasan abi bir şeyler yapacağız dedi ama. Demirler burada. Bunlar dün koymuştuk zaten. Bunlar EF demirlerimiz. 8 metrelik. Bayağı bir büyük. Bakın şuradan böyle buraya kadar geliyor. Nasıl yapalım? Yapacağım, 5 metre kaplıyorum. Zaten şu yarısına kadar kaplayacak herhalde değil mi abi? İki tane bile olur mu buraya? Ha? İleride iki tane bile olur mu? İki tane değil. Burada dünya seri olur. Birader iki sıra dünya seri olur burada. En kenara yapalım abi. Sağda senin dediğin gibi. Solda kalmasın. Gerçi solda mı kalsa iyi olur. Güneşe göre düşünürsek. E'den dibe vurdurmayalım biz onu da. İki tane sığacaksa. Az kenardan boşluk koyalım. O demirler daha oradaki. Nasıl? Bak burada iki taneden fazla hani 2,5 sera olacaksa buçukları hep kenarda bırakalım kenarlarda. Kaldır o zaman onu bir demir emirini kaldır bir sen. Bir yerine öbür tarafa yatır bir yerine yani. Azdan yatır öbür gün de aynı öyle. Ölçümüzü alalım ona göre yapalım. Az daha çekelim. Yok arada da kalsın. Tam iyi dediğin gibi aynen. Kaç para aldın bu EF şeyler böyle? Bu EF'ler 900 milyon. 3'er 3. 155. Kıvırması parası kaç para alıyor? Aman kıvırma bu. Ne oldu? 4 boy yapıyor. 1, 2, 3, 4 boy. 600. 300 milyon mu alıyor kıvırmasına? Herhalde. Ha, ara demirler de vardı. Hı, ara, hepsi dahil ya. %10'da 700 milyon. 200 milyon mu alıyor? Aman abi. Diğer demirler biz şey aldık değil mi? 155. 155. İki tane aldık. 310 lira. Toplamda 1210 lira tuttu demirler.
2100 lira da naylonuyla daban örtüsü, klipsleri, ipi 3000 kaç ediyor? 3310 lira. Tamam. He? Oldu. Kapı az geniş olsun. Olsa olmam 1.5 geçsek. 1.5 olmayacak mı zaten? He? 1.5 olmayacak mı? 1.5 çok gerek olur. Biz olma sallı mı kapı? 1.20 olsun ya. Bunu daha az ortalayalım da. He? Tam ortalayalım. Canım bura olsan da kalacak bir yerine. Kapı şimdi kaça kaça olacak dedin sen? 1.10'a 1.90. 1.10'a 1.90. Bu EF demirlerini 4 tane 5 tane almak varmışmış ya. Çok ufak değil mi? Ya fazla masraf çıkarmasın, hani parası çok olmasın diye düşündüm. Bir de hani buradaki çelikler için her türlü yeterli. Burası da biraz daha içine doldursak, biraz daha katarsak işte keyif alırsam ileride daha da büyütürüm zaten ben burayı. İçine de abi buharlı sulama sistemi yapacağız. Alıp kendi başıma yapabilirsem kendim yapmaya çalışacağım böyle üstten. Başka seralarda gördüm ben, bayağı güzel oluyor. Tek seferde hepsini sulamış oluyorsun. Hem de güzel sulanıyor. Şuna ol göbeğe bassana. Tam göbeğe basan. Sağlam bas gülüm oraya. Şu an ne yapıyoruz abi? Günyesini alıyoruz. Kapının ne? Evet, şimdi seranın demir kurulumunun her şeyi bitti, kapısına varasa kadar hepsini yaptık. Şimdi laylamını sereceğiz üzerine. Laylamını giydireceğiz. Ondan sonra kenarları da toprakla açtırdı zaten Hasan abi, arığını yaptı. Ondan sonra kenarlarını da toprakla kapattık mı, klipslerini de taktık mı, tamam. Bu tarafta Hasan abi şey.
çekiş tekiş çekiş. Bak gördün mü nasıl geriye naylon? Aynen. Evet, seramız bitti sonunda. Uğraştık. Şöyle güzel de oldu. Biraz ufak oldu ama zaten çeliklerimiz de fazla yok. Ben biraz bunu öğrenmeklik, öğrencilik yaptım. Hani ufak yaptım ama fazla masrafı olmasın. Maliyeti çok yüksek olmasın. Şimdilik bir öğrenelim. Daha sonra ileride yerimiz var nasıl olsa. İcabında büyütmek istersek büyütürüz. Zaten dediğim gibi daha önce Hasan abiyle de konuştuk. Ona da dediğim gibi eğer keyif alırsam, hani güzel olursa, yapmayı seversem daha da büyütürüm. Hoşuma gitmezse de ucuz yolu ufak bir hobi serası yapmış oluruz. Bu şekilde bugünlük bu kadar olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kafanızda soru işaretleri de varsa yorumlar kısmına yazmayı, bana tavsiye vermek istiyorsanız da Instagram'dan Köyde Yaşam hesabına ya da benim kişisel hesabım olan Instagram'da Süleyman Emre Zeytin yazarak bana tavsiyelerinizi, sorularınızı yazabilirsiniz. Tavsiye de alırım. Bu serada sizce en karlı iş nedir? Ne yapalım? Ben zeytin çeliği yapmayı düşünüyorum şimdilik. Ama ileride kararım değişebilir. Sizin yapmış olduğunuz karlı bir iş varsa, özellikle sera yapmasını bilen abilerimiz, mesleği seracılık olan, çiçek yetiştiren abilerimiz bana tavsiye verirlerse çok sevinirim. Tavsiyenizi yalnız yorumlar kısmına da yazabilirsiniz de, özelden gerçekten bana yardım etmek istiyorsanız Instagram'dan Köyde Yaşam ya da Süleyman Emre Zeytin hesaplarına mesaj yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.